Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatoş ile biz bize kanalına. Nasılsınız canlar? İnşallah daha da iyisinizdir, daha da iyi olacağız diyerek vlogumuza başlayalım. Ne yapacağız? Eniştenizle birlikte bazlama yapacağız. Şimdi önden ben malzemeleri isterseniz göstereyim size, ondan sonra başlayalım. Şöyle bir su bardağı sütümüz var. 2 su bardağı, yani su bardağı ölçümüz 200 ml, klasik su bardağı suyumuz var. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, şöyle 2 tane instant mayamız var. Bunlar 11 gramlık oluyor biliyorsunuz. Bir de 9 su bardağı un hazırladık. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Enişteniz de yanımda. 1 su bardağı sütümü boşaltıyorum. Un hariç bütün malzemelerimizi kabımıza alıyoruz. Şöyle iki pakette mayamız var. Onu da döküp önden bir çırpacağım. Evet, bu aşamadan sonra unumuzu azar azar vereceğiz. Neden? Çünkü biz 9 su bardağı un ayırdık ama bu daha fazla da gidebilir, daha az da gidebilir. Dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz, malzemeleri açıklama kısmına yazacağız. Biz de daha önce yapmadık, sizlerle beraber yapıyoruz. Unumuzun kalitesini de bilmiyoruz. Ona göre kullanacağız unumuzu. Şimdi yoğurma aşamasına geçeceğim. Şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumuzu yoğurduk. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. 7 su bardağı un kullandık. Dediğim gibi unumuzu azar azar vereceğiz. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğurana kadar unumuzu verelim arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu eşit parçalar halinde kopartacağız. Herkesin ununun kalitesi değişiyor biliyorsunuz. Bizim 7 su bardağı oldu. Kopartacağız. Nasıl söyleyeyim büyüklüğünü? Ortalama biz bir limon büyüklüğünde kopartacağız. Siz dilerseniz daha ufak veya daha büyük tavanızın boyuna göre kopartabilirsiniz. Şimdi bu kopartmış olduğumuz hamurları şöyle yumak yapıp tezgahımızın bir kısmını unlayarak onun üzerine bu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde yumaklar haline getirip bütün hamurlarımızı tezgahımızın üzerine diziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarımızın hepsi yumak haline getirdik. Üzerlerini unladık. Temiz bir bezle örtüp 30 dakika hamurlarımızı dinlendireceğiz. Evet, hamurlarımızı bir yarım saat dinlendirdik. Tek tek alıp şu şekilde mermerimizin tezgahımızın üzerine şu şekilde unluyoruz. Hafif elimizle basarak merdaneyle hafif açacağız. Ama çok değil. Çok da ince yapmaya gerek yok. Şu şekilde bir bezimizin üzerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi bezimizin üzerine koyduk. Diğerlerini de açıyoruz. Hamurlarımızı merdaneyle açmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde hepsini açıp, dediğim gibi çok fazla inceltmenize gerek yok. Şu şekilde kenara alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi açtığımız hamurları bu şekilde bezimizin üstüne serdik. Daha sonra üzerini şöyle bezle yine örterek bir 15 dakika daha dinlendirip sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Ocağımızı yarım kısık ateşte açıp tavamızı biraz ısıttıktan sonra ilk hamurumuzu içine yerleştiriyoruz. Çok fazla bekletmeyeceğiz. Biraz sertleştikten sonra hemen öbür yüzünü çevireceğiz. Evet, altı biraz sertleşti. Hemen çeviriyoruz. 4, bilemedin en fazla 5 defa çevireceğiz. Yani muhtemelen 4. çevirmemiz de olacak. Devam ediyoruz pişirmeye.
Gördüğünüz gibi şu anda bazlamamız şişiyor. Güzel de koku veriyor. Evet, gördüğünüz gibi bazlamamız şişti. Şişmesi çok önemli çünkü içinin iyi pişmesi için şişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi balon gibi oldu. Elde etmeye çalıştığımız sonuç tam olarak buydu. Daha da şişiyor. Evet, son bir defa daha çevirip Ne güzel şişti değil alacağız. mi? Balon gibi oldu. Maşallah. Elde etmeye çalıştığımız sonuç buydu. Bazlamanın yiyimi de çok güzel oluyor. Tostu da çok güzel oluyor. Kahvaltıda, sahurda, iftarda her türlü tüketebilirsiniz. Evet, bu bazlamamız hazır. Pişirmeye devam ediyoruz bazlamamızı. Az sonra şişecek yine. Evet, gördüğünüz gibi bazlamamız şişmeye başladı yine. Dediğim gibi hepsini aynı şekilde pişiriyoruz. 30'ar saniye arkadaşlar, çeviriyoruz. 30'ar saniye çeviriyoruz. Üçüncü çevirmemizde bazlamamızın şişmesi gerekiyor. Dördüncü ve sonuncu kez çevirdik. Az sonra alacağız. Gördüğünüz gibi sürekli şişiyor. Şişmeye devam ediyor. Tekrar söylüyorum, şişmesi demek içinin güzel pişmesi demek. Evet, şu anda şişmesini tamamladı. Hemen tavamızda alıyoruz. Bütün bazlamalarımız pişti. Şöyle alalım. Sıcak şu an daha. Bakın şu şekilde. Yakından göstereyim sizlere. İnşallah severek, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir. Gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da yalnız bırakmazsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.